Saat kaç? Erken değil mi? Ne çabuk geldin? Tek dersim vardı. Aslında başka işlerim de vardı ama canım sıkkın duramadım. Oğlum. Hala kızgın mısın bana? Yapma ne olur. Ben de çok üzülüyorum. Hem sen beni hayata bağlayan tek şeysin. Üzülme, tamam. Ama bak, bir daha hastalıktan konu açmak yok, tamam mı? Tamam. Anlaştık. Açmam. Ben de senden bir şey isteyeyim mi? İste. Oğlum, ben artık gitmek istiyorum. Gideyim. Mirat yolunu çoktan çizmiş. Benim yerim yok burada. Ev tutuncaya kadar bir otelde kalırım ben. Ya yapma anne. Bak, sen istiyorsan kalabilirsin. O senin baban. Ama bana kal deme ne olur. Gözümün önünde başka biriyle yaşadığı aşka şahit olmak çok ağır geliyor. İçim acıyor. Ben kaldıramıyorum artık. Bak anlıyorum. Ama biraz daha zaman ver. Ha? Anne benim hatırım için. Daha sonra keşke deneseydik dememek için bir gün. Ayşe. Bir şey mi oldu? Yok, iyiyim. Size rahatsızlık verdiğini düşünüyor. Otele yerleşmek istiyor. Yusuf. Ne rahatsızlığı? Hem tamamen iyileşmeden hiçbir yere gidemezsin. İyileştikten sonra da otel olmaz. Buluruz sana bir. Duydun mu bak? Ben sana söylemiştim babam seni bir yere bırakmaz diye. Hadi hazırlanın da yemeğe çıkalım. Hem Raşel de hava almış olur biraz. Kaç gündür evde kapalı. Nasıl yani? Hep beraber mi? Deniz ablalar falan. Yok. Üçümüz. Tamam. Tamam. Ben aşağıda bekliyorum o zaman. Bak gördün mü? Ya ilk defa üçümüz yemeğe çıkacağız. Sen, ben, babam. Sana söylemiştim. Umudumuz bitmiş değil. Sakın acele karar verme, tamam mı? Üçümüz baş başa yemekteyiz. Ya hala rüyada gibiyim. Anne, bak bu tarihi hiç unutma. Her yıl törenle kutlayalım. Ben annen söylediğinden beri sürekli düşünüyorum. Neyi? Hastalığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bu daveti benim lanet hastalığıma borçluyuz yani, öyle mi? Bak senin sağlıklı alacağın her nefes benim yaşamam demek. Hazır bir aradayken... Ailece tek konumuz, tek ortak noktamız benim hastalığım. Başka konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Çok güzel ya. Tabii ki değil. Lütfen oturur musun? Bu akşam hepimiz için çok özel bir gün. Çok özel bir yemek. İlk kez bir aradayız. Lütfen. Oğlum, hadi gel. Hadi. Baban kötü bir şey söylemedi ki.
Evet, biz senin anne ve babanız. Ve senin her zaman iyiliğini düşünürüz. Dayımla aranız nasıldı? Herhalde tanışıyordunuz. Dayınla? Çok iyiydi. Süperdi ya. Çok iyi anlaşıyorduk yumruklarımızla. Hayır ya. Babası öğrenmiş Raşel'le bizi. Beni çağırtmış. Biz de Raşel'le umutlanıyorsan insafa mı geldi falan ya, diye. Bir gittim. Kıyamet koptu tabii. Ne servet avcılığımı bıraktı, ne çulsuzluğumu. Ben de ona çok daha büyük servetin sahibiyim dedim. Raşel'in kalbi bana ait dedim. Tam kalkıp gidiyordum ki abisi üstüme saldırdı. Yusuf, ne yapıyorsun? Ya diğerden sonra kadınlarla ilgili ne yapabilirim diye düşündüm. Onları anlatacak bir fotoğraf sergisi açmaya karar verdim. Çok iyi fikir. Anne. Sen benim için dünyadaki en gururlu, en mücadeleci ve en güzel kadınsın. Az önce babama öyle baktın ki dayanamadım. Ve bu fotoğrafın altına aşk yazacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.